Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyenleri bir çarşamba akşamında yeniden birlikteyiz. İlk program bunun için adımı söyleyeyim Taner Topçu ben. Birlikte izlemekte olduğunuz Gizlenen'in peşinde programın yapımcısı ve sunucusuyum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk başlamak istiyorum. Çok az bilinen belki de bilinmesini istemedikleri için bizden saklanan bir meseleyi. Çok kıymetli dostum, arkadaşım, bir akademisyen, doçent doktor bir rol Ertan'la birlikte konuşmak istiyoruz. Konu Atatürk ve Mu kıtası. Mu bir kayıp kıta, en azından herkes bu kadarını biliyor ama e, bu meseleyle ilgili bizim köklerimizle ilgili e, derin gizler barındırdığını ve en azından ben biliyorum konuğumla da bu meseleyi açmak istiyorum. bir Hocam hoş geldin. Hoş Merhaba. Şimdi evet hocam Atatürk ve mu deyince biz ne anlıyoruz? Muhtemelen Atatürk'ün bir dahiyane bir yanından da söz edeceksin diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani seni tahrik etmek için söylüyorum. mu kıtası ne anlama geliyor? Biz ne anlamalıyız? Tabii önce Atatürk'le ilgili birkaç Söz söylemek lazım. Şimdi her geçen gün Atatürk'ün yeni yönlerini, dahiyane özelliklerini keşfediyoruz. Şimdi Türkiye'de Atatürk'ün ismini unutturmaya çalışan, Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırmaya çalışan bir dönemi yaşıyoruz. Değil mi? Bu dönemde ama Atatürk bütün bu sınavlardan güçlenerek çıkıyor. Bizi bir imparatorluğun kulları yapmaya çalışan zihniyete karşı bizi dünyanın en güçlü, uygarlıklarının e, e, merkezinden e, büyümüş bir millet yapan e, bir dahinin, bir e, liderin e, yeniden e, güçlenmesi fikirlerinin bizim açımızdan büyük e, gurur kaynağı. Buradan tabii Atatürk'ün e, Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kurarken arkadaşlarıyla birlikte yaptığı o mücadeleler, çağdaşlaşma anlamında, rasyonalizm anlamında takip ettiği yollar. Hani bir yok olan imparatorluğun küllerinden modern bir cumhuriyet çıkarması. O konulardan bahsetmeyeceğiz biz. Atatürk'ün başka bir yönünden bahsedeceğiz. Evet, çok az bilinenden. Ee, tabii Atatürk'ün ezoterik konulara, evet. saklanmış, gizlenmiş e, bilgilere ulaşma gayretinden bahsedeceğiz. Çok Bu kıtası çok bunlardan birisi. Çok. Böyle bir giriş yaptıktan sonra size sözü verelim ve siz yönlendirin bu konuyu. Hocam ben elbette program öncesinde de çalıştım. Birkaç isimle karşılaştım bu süreçte Muğ kıtası meselesiyle ilgili olarak. Ezoterizm elbette bizim program formatımızın ta merkezinde yer alıyor. Bunu ilerleyen günlerde başka programlarda elbette tekrar edeceğiz ama. Mu kıtasına çalışırken bir James... Churchward'la karşılaştım evet. size bunu soracağım sonra Tahsin tepekle karşılaştım onu soracağım ee, bu, bu, bu isimler bize ne ne anlama geliyor Sonra e, müthiş bir tercüme sürecinden e, süreciyle e, karşılaştım ona tanıklık ettim e, yaklaşık 60'a yakın bir çeviri grubuyla bir kitap tercümeleri meselesi var Atatürk'ün bu konuda gösterdiği, e, hassasiyet var, hatta gösterdiği telaş var. Yani bir an önce ortaya çıkarılması noktasında gösterdiği çabalar var. E, sonra bir sizin şeyinizi sunuşunuzun şeyini de rasyonelitesinde kaçırmadan e, şöyle şeylerim var. Mu nerede hocam? Mu ve diğer uygarlıklarla ilişkilerini biz nasıl anlayacağız, nasıl tarif edeceğiz? Atatürk'ün maksadı, muradı neydi? Aslında bunu o bizi, neyimizi ilişkilendirmeye çalışıyordu? Büyük evet, şimdi, önemli bir giriş yaptınız. Aslında programın çerçevesini de çizdiniz. Şimdi Atatürk, Türklerin tarihini, tarihi köklerini bulmak için büyük bir merak içerisindeydi. Ve o savaş koşullarında da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Bu kıtasıyla ara şeyler hangi yıllara dayalıyor hocam Atatürk açısından? Şimdi e, Atatürk baştan beri bu konuyla ilgili olmasına rağmen yoğunlaşan çalışmalar 1930'da Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla Değil mi? başladı ve e, bu süreçte e, görüşmeler, araştırmalar başlıyor. 1932'de ilginç bir olay yaşanıyor. E, Atatürk'ü emekli generallerden bir birisi ziyarete geliyor. Tahsin Maya Tepek. Şimdi bu Maya Tepek e, soy ismi de ilginç. Şimdi Maya Atatürk, uygarlığında tepe demek zaten tabii değil mi hocam? Atatürk koyuyor bu soy ismi zaten. E, Meksika'ya büyükelçi yapıyor. Tahsin Bey'i Meksika büyükelçisi yapıyor. Soy ismini de kendi koyuyor. Ve Maya diliyle Türk dili arasındaki ilişkileri Maya kültürüyle Türk kültürü, Mu uygarlığı arasındaki ilişkileri Aztekler, İnkalar bütün bunları araştırmakla görevlendirilip yüklü bir de bir bütçe veriyor. Yani dar zamanda Cumhuriyetin yüklü bütçesini buraya ayırıyor. Tahsin Tepek kim? O zaman Tahsin Mayatepe e, hem emekli bir e, general hem de e, ciddi bir araştırmacı. Çünkü eee Tahsin Tepek'in bağlantılı olduğu önemli bir isim. E, bu Mu uygarlığı ile ilgili, Atlantis ile ilgili, e, Mayalarla ilgili çok önemli bir Çalışmalar yapmış bir isim James Churchward evet. Kitaplarını da koyduk. O kitapları da Türkçeye Atatürk sayesinde kazandırıldı bu kitaplar. Şimdi Maya Tepek, ve Atatürk üçlüsünün hikayesini bir anlatalım. Güzel. Şimdi bir vesileyle Atatürk'ün isteğiyle buluşuyorlar. Tahsin Maya Tepek ve Atatürk ve Tahsin Maya Tepek Atatürk'e Churchward kitaplarından ve o e, bulduğu tabletlerden bahsediyor. Çünkü Churchford e, 1800'lü yılların sonlarına doğru 1883 e, olabilir e, Hindistan'da Hindistan'ın Tibet bölgesinde e, orada araştırmalar yaparken e, e, Churchford e, bir baş rahiple karşılaşıyor. O bölgenin önemli bir e, Tibet'in Budist rahibiyle ve bu rahip. Tabletlerden bahsediyor James Churchward'a. 400 tablet 400 hocam, değil tablet mi? tabi. Evet. 400 civarı tablet. Bu tabletlere ulaşıyor James Churchward. Müthiş şey canlanıyor ve bu tabletleri çözebilmek için Maya Aztek dillerini öğreniyor ve onları çözüyor. Bugün bizim Mu ile ilgili, Atlantis ile ilgili bildiğimiz en önemli kaynak budur. Ve Atatürk bu hikayeyi duyunca hem tabletlerle ilgilenmek istiyor hem de... Ee, bu kitapları çevirelim diyor. Bu kitaplar 5 adet kitap. Bu kitapların çevrilmesi için emir veriyor. 60 kişilik bir grup oluşturuluyor. James Churchford'ın kitaplarını çevirmek için ikisi buradadır. Kitapların. Mu Atlantis, bunun çocukları. 5 adet kitap. Bu kitaplar çevrilirken de sürekli çevrilen kısım Atatürk'e gidiyor ve heyecanla onları okuyor. Neden geç kaldı diye sürekli motive ediyor çevirenleri. Bu arada tabii kitaplar çevriliyor. Kitaplar çevrilirken Atatürk üzerine notlar alıyor. İşte bugün piyasada olan James Churchward'ın kitapları, işte Kozmik Güçler, Moon'un çocukları, Atlantis gibi kitapları bu tabletlerle ilgili. Yani bu tabletlerin karbon testleri de yapıldı. Bunlar 12-13 bin yıl öncesine dayanıyor. milattan önce. 12. Yani bu ne demek? 14 bin-15 bin yıl önce'nin olduğu kesinleşmiş durumda. Ee, bu tabletlerde Göbekli Tepe'den eski hocam Tabii bu tabletlerde yani belki detayına gireriz Biraz sonra söyleyelim e, Bunun neler çıktı bu tabletlerde Türk uygarlığıyla ilgili neler var Bu tabletlerden çıkan Üç tane şey zaten e, Bizim olayı çözmemizi sağlayacak Bu hikayeyi böyle Bir, de, e, bir de izleyenler açısından evet. hocam Bir kafalarında da hayal etmelerini istiyorum Muğkıtası diye bildiğimiz Şimdi olmayan Kıta nerede aslında? Nerede ortaya çıkıyor? Evet, şimdi daha doğrusu, ne zaman sular altında kalıyor? Tabii bu konuda ciddi araştırma da var. Japonlar araştırma yapıyor. Dünyanın birçok yerinde araştırma var. Japonlar bulduklarını söylediler bazı yerlerde işte buna ilişkin kanıtlar. Hatta ee, Avustralya 15 yılında bile Avustralya kadar büyüklüğünde bir kıta da Şimdi bu kıta Asya ile Amerika arasında. Hı hı. Alt, Antarktika'dan daha büyük bir hı hı. kıtaydı bu. Ve bu kıtanın nasıl yok olduğuna dair de çeşitli görüşler var. Bunu da ileride biraz sonra bahsedelim. Ama bu kıta sonra parçalanıyor. Yani nasıl parçalanıyor? Doğal afetler yolunda parçalandığı yönünde bir teori var. Bu kıta da o zamanlar 64 milyon kişi yaşıyor. Atatürk buranın altını çizmiş. Yani tabletlerde bu yazıyor. 60 milyon üstü insan yaşıyor burada. Bu tabletleri, nakal tabletleri deniyor değil mi hocam? Nakal, tablette, nakal tab tabletleri. Nakal tabletleri, evet. Ee, ve bu tabletlerden mesela e, bir tanesini de satın alıyor Atatürk. Öyle ve, mi? Evet, e, o tabletlerden biri şeydedir şu anda. Anıtkabir'dedir. Ayrıca e, Meksika'ya Büyükelçi atadığı, orada dört yıl civarı, e, 4-5 yıl çalışmış olan Tahsin Tepek sürekli notlar gönderiyor. Yani bu notları da Türk dil... Lina Tetkik Cemiyeti Başkanı'na paylaşıyor. 14 tane mesela not göndermiş. Defter. Bunlar daha sonra 3 tane e, kitapta birleştirildi. Birinci ve ikinci kitapları şu anda 1301-1302 biçiminde muhtemelen Anıtkabir'de. Üçüncü kitap kayıp. Şimdi hangi güç Atatürk'ün e, eserini kaybedebiliyor? yaptığı araştırmayı kaybedebiliyor. Yani Neyi bu, saklıyorlar hocam? E, sakladıkları belki de Türklerin kökeninin nereden geldiği orada ortaya çıkacak. Bizi Arap toplumu yapmaya çalışanların bütün planları alt üst olacak. Değil mi? O yüzden bunu saklamaya çalışıyorlar. Biz Atatürk'e bağlandıkça bilime, çağdaş yukarılığına bağlanıyoruz. Ama bizi biri alıp böyle Orta Doğu bataklığına Arap coğrafyasına çekmeye çalışıyor. İşte Türkiye'deki temel mücadele bu. O yüzden Atatürk'ün Mu çalışmaları çok önemli. Yani Türklerin tarihi olarak Mu uygarlığını, Mu kıtasını göstermeye çalışması çok önemli. Burada Mu'dan biraz bahsetmek lazım. Bu Mu kıtasından, bu Mu kıtası ile ilgili artık rivayetleri açtı tabii bir konu. Yani o kıtanın nerede bulunması gerektiği ile ilgili bir sürü çalışma yapıldı. İki tane önemli çalışma sonucu var. Bu kıtanın çok e, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde olduğu ve e, ABD ile e, Amerika kıtasıyla Asya kıtası arasında bulunduğunu iddia edenler var. Bir de çok ciddi araştırmalar da Doğu Akdeniz'de e, Atlantis'te bir şey olduğu için, bu kıtasının şey. kolonisi olduğu için Atlantis'in e, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a kadar uzandığıyla ilgili teoriler var. Şu anda siz Kuzey Kıbrıs'a gittiğinizde çok ciddi orada e deniz altında çalışmalar var. Denizaltı araştırmaları var. Bu denizaltı araştırmalarını kim yapıyor? Almanlar yapıyor. Bakın. Siz e, Kıbrıs'ta bir üniversitede Kıbrıs'ta tabii 11 yıl, yıl kaldım. Olacağım? Evet. E, denizle çok yakın ilişkim olduğu için orada denizin altında bir Salamis kenti olduğunu biz biliyoruz. Hı hı. O Salamis kenti'nin daha da gerilerde işte Atlantis'e e, parçası olduğuyla ilgili çok ciddi orada araştırmalar var. Zaten oraya gittiğinizde o kokuyu bile Alabilirsiniz. Bugün milattan önce 12 bin yıllarında e, e, yaklaşık e, 14-15 e, e, bin yıl önce e, bu uygarlığın yaşadığını herkes biliyor. E, daha tabii bu uygarlığın 50 bin yıl, 70 bin yıl öteye giden tarihi var. Ama bir hafta önce 12 bin civarlarında bu uygarlık çöküyor. Bunlar, bu, bu uygarlığın aslında kolonileri de var hocam. Kolonileri var tabii Hidist, Hindistan, Babil. Kesinlikle. Bu işte Atatürk'ü e ilgilendiren konulardan biri buydu. Hmm. Şimdi bu uygarlık yok olmadan önce dağılıyor. Şimdi bu uygarlığın yok olmasıyla ilgili de kitaplarda da çok bilgi var. Şimdi siz giderseniz mesela Platon'un kitaplarına bakarsanız, Kritas kitabına mesela. Orada görürsünüz ki bu uygarlık diyor yok oldu diyor. Çok bu uygarlık yayılmıştı diyor. Tam Yunan eski Yunan'ı zapt edecekken yok oldu birden bu uygarlık diyor. Daha önce de antik Yunan kaynaklarında bunlar olduğu gibi din kitaplarında da vardır. Yani Atlantis ile Mu ile ilgili bu uygarlık işte bunlar işte sapkınlıklar yaptılar, dinden saptılar falan gibi o yüzden yıkıldığına ilişkin birçok rivayet Değil, kanıt var. O zamanki, Tevrat'ta var. O zaman şöyle aslında aynı koloni geleneğinin e, Gobi Çölü ve civarında bir Uygur e, medeniyetinin Şimdi köklerini oluşturmaya dair bir iddia da tabii var. Tabii Öyle hocam? bir noktaya geldiniz ki burada iki şey çok önemli. Bir öncesini sonraya bırakayım. Birincisi Mısır. Hı -hı. Şimdi Mısır'a e, yönelik bir göç var oradan. Hı -hı. Yani Mısır'da kolonisi. Şimdi Mu uygarlığı ve A, kolonisi olan Atlantis'ten geçen güneş tanrısıdır. Mısır'ın güneş tanrısı Mu'nun güneş tanrısıdır. Tabletlerde o yazıyor zaten Güzel. yuvarlak bir güneş vardır. Tabletlerde tabletler de işte o Mısır'a yönelik göçten bahsediyor Mısır'da da e, Osiris rahipleri vardır. Bir de Amon-Ra ee, meselesi e, Tabii Amon-Ra konusu da eee işte e, o da e, Mu'ya dayanıyor. Ee, güneş'in e, yani Mu uygarlığının e, şeyidir, e, Güneş'idir oradaki tanrı. E, o Güneş tanrısı fikri geliyor şeyden, Mu'dan geliyor. E, Mısır uygarlığının dışında, Babil uygarlığına, Pers, pers uygarlığına, evet. e, e, birçok e, uygarlığa Maya, Aztek uygarlığına e, yönelik bir etkisi var. Mu'nun tabii başka önemli bir şey var. E, Uygur. Uygurlar değil mi? Uygurlar. Tabletlerde Uygurlarla ilişkisine ilişkin çok önemli bilgiler var. Zaten Atatürk'ü heyecanlandıran konu. olmalı. Tabii. Hem o hem de e, tabi Maya. Mayalardı. E, Mayalarda izler bulundu çünkü. E, Maya dilinin benzerliği yüzünden. Şimdi Uygurlar kimler? Uygurlar Türkler. Uygur bölgesinde e, yüzden fazla piramit var. Beyaz piramitler. Bunları gömdüler şeyler. Çinliler. Yasak bölge o. Göstermiyorlar. Çünkü o bölgenin Uygurların olduğunu gösteren bir kanıt o. Ve onlar da Mu'dan giden e, koloni. Yani Mu uygarlığının çocukları onlar. Bizim kökenlerimizin de Uygurlarla bağlantısı bilindiğine göre evet. demek ki Uygurlarla e, çok ciddi ilişki var. Ayrıca da Anadolu'ya geçen Türklerin de bağlantıları düşünüldüğünde Türklerin kökeninin Mu olduğuna ilişkin çok ciddi ee, iddialar ver ve bunu Atatürk araştırıyor. Buradaki e, birçok bilgi ve bulgu bugün anıt sergilendiği halde bu kitabın bir tanesi yok mesela orada. Yani bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. E, ayrıca notlar e, da 14 tane bir de şey e, meselesi var hocam. Bu araştırmalarda karşıma çıkıyor. E, Turan dursun meselesi. Evet var. onun aynı aynı Değil konu. Mi? Evet. Eee Taşımaya sürekli notlar gönderiyor Türk Dil Kurumu. ...tetkik Cemiyeti Başkanı'na Hatta 14 tane 13 tane not buluyor, 14'sünü Turan Dursun bulmuş Evet ve onunla ilgili bir çalışma yapmıştı. Ama bunların bir kısmı mesela e, kitapçılarda bulunuyor, bir kısmı özel e, koleksiyonlarda bulunuyor. Yani onu da talan etmişler. Yani Türk tarihini, Türklerin tarihi ile ilgili en önemli araştırmaların belgeleri ortadan kaybolmuş yani. E, bunu hangi güç ortadan kaybetti? Bunu bulmak lazım. Ama şu ipucunu verelim. Türklerin kökeninin geçmiş uygarlıklar ve Muğ kıtası olduğunu unutturup bizi Arap coğrafyasına bağlamaya çalışan güçler olduğunda buradan açık biçimde ilan etmek lazım. Evet, Atatürk'ün anlaşılan sağlığında bununla sonuna kadar ilgilenmiş. Peki bu günümüzde bu çaba hangi düzeyde nasıl devam ediyor? Ediyor mu, etmiyor mu? Şöyle devam ediyor, tersten devam ediyor. Mesela tutuyorlar, kurumlarını kapatıyorlar Atatürk'ün. Yani o kurduğu kurumları kapatıyorlar. Bu konuda hiçbir ilerleme olmadığı halde bakın defterler, kitaplar kayıp. Ee, Türk Tarih Kurumu'na birisini atıyorlar. Örneğin, yani Türk tarihiyle ilgisi yok yani. Mesela Arap tarihi haline getirmeye çalışıyor ülkeyi. Yani burada Atatürk'ün çabası şu, baştan biri. Ee, Nietzsche'nin bir önemli şeyi vardır. Teorisi vardır. Der ki, iki tür insan vardır. Bir, köle ahlakına sahip insan. Bir de Efendi ahlakına sahip insan. Köle ahlakına sahip insanı siz vatandaş yapamazsınız. Efendi ahlakına sahip insanı da köle yapamazsınız. Atatürk niye efendiler diye başlıyordu konuşmalarında? Çünkü Nietzsche e, felsefesini e, özümsemiş evet. ve vatandaşını efendi yapmaya çalışıyor. Köylü milletin efendisidir diyor. E, mecliste efendiler diye hitap İzleyenlerimiz ediyor. İzleyenlerimiz açısından ilginç olabilir hocam. Orhun yazıtlarıyla... Maya dili arasında bir ilişki de tarif evet, ediliyor. Evet, O konuya girelim şimdi. Dilelim. Maya diliyle Türk dili bağlantılarıyla ilgili çok önemli e, şeyler ortaya çıktı tabii bu çalışmalarda. O defterlerde de onlar yazıyor. Yani örneğin Maya tepek soy ismi, Maya e, Mayaca'da tepek kelimesi, Türkçe'de tepek tepe tepe kelimesi. Demek. Bunun gibi çok sayıda benzer kavram var. Maya diliyle Türkler arasındaki Türk dili arasındaki bağlantı dışında, bir de tabletlere bakalım. Tabletlerde öyle şeyler var ki bizim tarihimizle ilgili. Örneğin tabletlerde Mısır'la bağlantılı açısından güneş var. Yani güneş tanrısı güneş var. Mısır'ın bugün uygarlığı biliyorsunuz amon ra güneş tanrısı. Bizimle ilgili ne var? Çok sayıda e, ay yıldız figürü var şeyde. Türk bayrağının ay yıldız figürü tabletlerde var. Demek ki bu uygarlığının e, bir nevi şeyidir, Önemli bir simgesidir bu ay yıldız Türklerdeki ay yıldızın e, nereden geldiği de böylece ortaya çıkıyor. Yani biz bayrağımızdaki ay yıldızı da almışız şeylerden. Düşünsenize de bu uygarlığından almışız. Bir de bu, ee, bu, 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 kıtası nüfusu popülasyonuna ilişkin de bir kanaat var hocam. E, 60 küsur, 64 milyon ta, on, tabi, tabletlerde, dair, tabletlerde var. var mi? 60 milyon üstü deniyor. 64 milyon e, kişinin yaşadığıyla ilgili tabletlerde bilgi var. Atatürk orada altını çizmiş o bilgilerin. Özellikle. Evet hocam, bu teosofik cemiyeti kurucuları meselesi var. Madam. Şimdi evet, şimdi Madame, sizin e, bu konu tabii madam Blavatsky. Evet. Daha e, ki programlarımızda e, beraber yaptığımız evet. programlarda kainlerden bahsettik. Yani üç tane önemli kain var dedik. Yani benim e, çok ciddiye aldığım üç önemli kain var. Yani bir tanesini herkes biliyor tabii. Hı hı. İkincisi e, tabii çok e, belki çok fazla e, bilinmiyor olabilir ama Baba e, Baba Vanga yani. Evet. Kör olan e, değil mi o? Tabii. E, bir de Madame Blavatsky vardır. Teosofi cemiyetini kurmuş ve e, çok ciddi bir kuram ortaya atmış. Bu teosofi cemiyetini kuran Madame Blavatsky'nin e, den yararlanmış birçok istihbarat örgütü. E, yani o istihbarat örgütleri geleceğe ilişkin birçok bilgi almışlar bunlardan. Şimdi orada e, Atlantis uygarlığı ile ilgili bölümler var. Atlantis'in Mu'nun şey olduğu, kolonisi olduğundan bahsedip e, Atlantis'in çevresinde yaşayan uluslardan bahsediyor. Yedi tane ulus var Atlantis'in çevresinde yaşayan. Yedi kavramı da çok önemlidir. Madem Blavatsky'de. Bu yedi e, kavimden aslında yani belki de tarihin yedi kavmi bu. Yani yedi tane etnik grup var yani. Atlantis'in etrafında dünya orada dönüyor. Ve onlardan bir tanesi e, Turanlar yani Türkler. Tabi bu sonunda Uygurlara ve Türklere geliyor. Yani tarihin yedi kadim e, şeyinden kaviminden biri olarak Türklerden bahsediyor ve Atlantis'in etrafında diyor. Yani Muğ kıtasının e, bir kolonisinde. Demek ki onlar Muğ kıtasının Bugün, günümüzde, yerleşimcileri günümüzde e, bu meseleyle yanılmıyorsam Sinan Meydan'ın bir şeyi var evet, değil mi hocam? Evet kitap, kitap olarak da çıktı. Tabii o bilgisi var. Belgelerden yararlanarak Hı -hı. Türkiye'de el, elimize geçen belgelerden yararlanarak güzel bir belgesel kitap oluşturdu. Orada birçok ayrıntılı bilgi de bulunabilir. Bu söylediklerimizi de orada Hocam, bulmak mümkün. çok teşekkür oldu. ediyorum. Ee, Youtube formatı açısından e, böyle tarif edeceğiz. Bu dakikalarla tarif edeceğiz. Bir televizyoncu geleneğiyle saatlerce konuşabileceğimiz bir meseleydi hiç kuşkusuz. Ancak dilerim önümüzdeki günlerde Sizinle çok birlikte olacağız çok konuşacağımız bir sürü mesele var Hatta izleyenler açısından söyleyeyim Hocam bir akademisyen ama akademisyenlik meselesini herkesin anlayabileceği bir dilde Hatta onun deyimiyle 6 yaşında bir çocuk formatında anlatmayı tercih eder Ve ilgi alanları da inanılmaz bir spektrumdadır İnanılmaz bir genişliktedir Hatta burada birlikte taşları konuştuğumuzu göreceksiniz Anunnakileri konuştuğumuzu göreceksiniz, Illuminati'yi konuştuğumuzu göreceksiniz. E, bütün bu şey içinde, gerçekliği içinde. E, ben burada bu programı sonlandırıyorum. E, söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, son? ben Buyurun. son olarak şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada perde yok. Perdeleri aralıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. E, size de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki Çarşamba görüşmek üzere.